Merhaba arkadaşlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Lenovo'nun L340 oyuncu dizüstü bilgisayarının hem incelemesini hem de oyun testini yapacağız. Hızlı bir şekilde videomuza geçiş sağlıyoruz. Bilgisayar gayet güzel arkadaşlar. Hem ince hem zarif bir yapıya sahip. Kasası ise böyle baktığınız zaman tabii ki plastik ama sert plastikten yapılmış durumda. Hemen arka tarafını sizlere göstermek istiyorum. Arka tarafında ise pili çıkartılamıyor. Sabit pili var. İki tane fan gözü görüyorsunuz arkadaşlar. Şu tarafta ızgara şeklinde yapılmış. Havalandırma deliklerini görüyorsunuz. Sol tarafında ise hemen sırasıyla sizlere göstermek istiyorum. Şarj yeri, RJ45 konektör, HDMI portu, 2 tane USB port görünüyor arkadaşlar. Aynı zamanda combo, ses, hoparlör ve mikrofon giriş var. Tabii ki Type-C dediğimiz bir bağlantı sistemi de mevcuttur. Bir tane de şurada arkadaşlar hemen ince bir delik var. Restart, yani restart yapmaya iğne deliği görüyorsunuz. Yanda ise açık olduğuna dair bir LED ışığı görünüyor. Diğer tarafına geçtik arkadaşlar. Diğer tarafında hiçbir bağlantı yeri mevcut değil. Sadece kilit sistemi mevcut burada. Alt tarafında iki tane hoparlör yerini görüyorsunuz. Bir tanesi bu tarafta, diğeri de bu tarafta. Red Dead Redemption 2 oyunu var. Sol üst köşede ise hem ekran kartının işlemcisini hem normal 4 çekirdeği, ilk 4 çekirdeğin işlemcinin hem RAM'in özelliklerini, ısı değerlerini ve kullanım değerlerini sizlere göstermiş oluyorum. Aynı zamanda da oyundaki FPS değerinde karşımıza çıkmış oluyor. Arkadaşlar bilgisayarımız öncelikle ana özelliklerine gelelim. Bilgisayarımız arkadaşlar 9. nesil i5 bir işlemciye, Intel işlemcisine sahip durumda. 8 GB'lık RAM'i var dostlar, 256 GB'lık SSD hard diskine sahip durumdadır. Oyunumuzda gayet güzel oynuyoruz. Ancak bu oyun bildiğiniz üzere, tabii ki bilen arkadaşlarımız için söylüyorum ya da bilmeyenler için de söylüyorum. Herkes bilsin, bu oyun o kadar çok yüksek bir grafik özellikleri istiyor ki oyun oynarken bile bir yavaşlık söz konusu olmuyor aslında. Çünkü bilgisayar gayet güzel bir şekilde tolere ediyor. Ara sıra bir yavaşlıklar çıkabiliyor ama dediğim gibi oyunun normalde yüksek bir ekran kartı ve donanım özelliklerini istemiş olmasından kaynaklanıyor. Şu an için hem ekran kartının hem de normal işlemcinin ısı değerleri 74 dereceye kadar çıkmış durumda arkadaşlar. GeForce GTX 1650
bir ekran kartına sahip ve 4 GB da RAM'e mevcuttur. Ekran kartımızın 5.6 inçlik Full HD bir ekrana sahip durumda. Evet, hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Pil teknolojisine bakalım. Leon bir pil var. Wi-Fi mevcut. 256 GB SSD var demiştik. Siyah bir kasaya sahip. 15.6 inçlik bir ekran boyutu var. RAM'i 8 GB demiştik arkadaşlar. 2 tane mikrofon var demiştik. Direkt kameranın hem sağında hem solunda webcam'de. 5. nesil, pardon, i5 9. nesil, yani 9300H dediğimiz bir işlemci sahip. Üzerinde Windows 10 Home Edition bir işletim sistemi de üzerine gelmektedir arkadaşlar. RAM'in 8 GB demiştik. DDR4 SD RAM olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızlı şarjı da desteklemektedir. Arkadaşlar aynı zamanda bilgisayarın ekran kartının yanında işlemcinin ekran kartı da gömülü olarak yanımıza karşımıza çıkmaktadır. Intel'in UHD Graphic 630 modeli üzerinde mevcuttur. İşlemcinin normal frekans değeri 2.4 GHz iken maksimum turbo olarak da 4.1 GHz'e kadar çıkmaktadır. Turbo Boost'u versiyon 2 teknolojisini kullanmaktadır. Hoparlörü 1.5 watt'lık bir hoparlörü var. Gayet şu an içinde benim hoşuma giden bir hoparlör var. Hemen şu adamı takip edelim. Geliyorum kardeş. Ben bir yandan sizlere teknik özelliklerini anlatırken bir yandan da oyunda beraber oynayalım. Oyun da gayet güzel. Benim bu oyun aslında güzel de kendi bilgisayarımda biraz oynayacağım. Evet. Dostlar siz oyunu izlerken ben kaldığım yerden devam ediyorum. Size bilgisayarın teknik özelliklerini söylemeye gayret edeceğim. Evet arkadaşlar, hemen ağırlık ve boyutlarına bakalım. 2.1 hatta 2.2 gram bir ağırlığı var arkadaşlar. Yükseklik 23.9 mm, genişlik 363 mm, derinlik ise 254.6 mm değerlerinde. Ağ bağlantılarında Wi-Fi standart olarak 802.11ex olarak Wi-Fi 5'i desteklemekte arkadaşlar. Hemen Ethernet bağlantısı zaten sizlere var demiştim. Gigabit bir Ethernet hızı RJ45 konektör bağlantısıyla karşımıza çıkmaktadır. Hemen şuradan devam edelim. Buraya mı gideceğiz? Oyunu daha önce oynamadığım için. Tamam, çık abi oradan. Bunun konuşmaya niyeti yok. Çık 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 çık. Şöyle bir. Ben size elimden geldiği kadar Lenovo'nun L340 model oyuncu bilgisayarını tanıtmaya çalıştım. Hani aklınıza takılanlar var ise de mutlaka açık yorumlara yazarsanız ben hemen hızlı bir şekilde dönüş yaparım. Benim hoşuma gitti. Hem oyun oynayabiliyorsunuz hem iş amaçlı, eğitim amaçlı da kullanabiliyorsunuz dostlar. Yani fiyatı da o kadar çok yüksek fiyatlarda bir bütçeniz yok ise de bu bilgisayara da bakmanızı tavsiye ederim. Eğer ki videomu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşça kalın.